bir öğrencim Fatma bizimle birlikte olacak. Güzel Sanatlar Fakültesi ile alakalı resim bölümüyle ilgili sorularımız var. Onları konuşacağız. Mülakat sürecinden bahsedeceğiz. O neler yaşamıştı? Onlardan konuşacağız. Hoş geldin. Merhaba hocam. Nasılsın? İyiyim hocam. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş başlayayım mı sorularıma yoksa hafif bir heyecan var mı? Birazcık var hocam. Biraz var. Peki, önce o zaman sınav sürecinden birazcık bahsedelim. Güzel Sanatlar Lisesi mezunuydun aynı zamanda. Aynen hocam. O aşamalarda neler yaşamıştın? Resimi ne zamandan beri istiyordun? Çizim ne zamandan beri yapıyordun? Önce küçük küçük onlardan bahsedelim. Ben aslında küçüklüğümden beri çizim yapıyormuşum. Hatta annem bunu sanatla ilgisi olduğu için ailemin buna bu yönde beni kurslara verdi. Daha sonra hatta 15 gün kala sınava girdiğimi kazandım. Aa, çok güzel. Aynen. Sonra böyle lisede de hocalarım bana çok yönlendirmeler yaptı. Yani resim bölümünden çıkışta olanların daha aslında çok avantajları var. Evet. Sadece kötü avantajı matematik yani sayısal ya da taban puanları biz daha az gördük. Yani diğer dersler daha az. Aynen. O yüzden hani net çıkartırken zorlanıyorsunuz değil mi? Aynen hocam. O yüzden orada birazcık zorlanma oldu. Nasıl diğer şeylerde çok büyük avantajları var. Yani şu an kendim hatta daha böyle seviyemin yükseldiğini fark ediyorum. Hatta hocalarım falan da söylüyor. Yani çizimlerini geliştirmek açısından aynen bahsediyorsun. Gerçi evet hani normal herhangi farklı bir lisede Anadolu Lisesi olan öğrencilerimiz de aynı zamanda hani resim, çizim isteyen çocuklarımız Güzel Sanatlar Üniversite fakültelerini tercih etmeye çalışıyorlar çizim kurslarına giderek. Ama ne kadar yeterli olabiliyor, ne kadar hani aynen bir süre içerisinde toparlayabiliyorlar o biraz belki zor olabilir. Sen daha iyi bilirsin. Aynen. Bizim de var mesela hocam meslekten falan gelenler. Yine iyi hocam ama bize göre tabii birazcık daha zorlanıyorlar. Ama tabii bizden daha iyi olan çizimler de var. Meslekten ilk birden yükselenler de var. O birazcık insanın kendisini geliştirmesine bağlı. Yani mesela ben resimden geldim deyip resmi bırakmadım tabii hep yaptım. Yani insan nasıl meslekten geldim diye de kendisini yükseltiyor. Yani daha böyle çabalarsa daha üstün olabiliyorlar. Şey gibi mi peki? Yani örneğin mesela bir dili öğrenirsin ama pratik yapmadığın zaman unutursun, dilin nankördür. Çizim de öyle midir? Aynen öyle hocam. El yatkınlığı çünkü bir noktada aynen, değil mi? Hani teknik de biliyorsunuz ama çizmedikçe bir bocalama oluyor mu sizde aynen gerçekten? Öyle. Hatta o yüzden bizim hocalarımız her zaman yazın eskizler yapın derler. O yüzden ben birkaç tane eskiz de getirdim. Hem imgesel hem şey. Bu mesela imgesel. Bu imgesel. Aynen. Benim elimde de var bir sürü. Onları zaten ufak ufak göstereceğiz birazdan. Şimdi o zaman hafif heyecanımız gittiğine göre ben klasik sorularıma başlıyorum. Şimdi şu an hangi üniversitedesin? Kaçıncı sınıfsın? Ve mülakat sürecinden bahsedeceğiz. Ben Kütahya Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü 3. sınıftayım. Yetenek evet sınavıyla geldim. Evet. Bizim özel yetenek sınavları oluyor. 3 aşamadan ya da 2 aşamadan geçen üniversiteler oluyor. Ama bizim üniversitemizde 2 aşamalıydı. Yani taban puan ile desen ve imgesel yapıldı. Birinci oturum, ikinci oturum olarak oldu. Her böyle bölüme girenler sınıflara ayrılıyor. Mesela biz 500 kişi finaldık yani civarıydı. O yüzden bizi 5'e böldüler mesela. Benim sınıfımda 30 kişi final vardı. Şimdi şöyle, yani başvuran öğrenci sayısı mülakat aşamasında üniversite sınavına girdik. Önce şunu belirtelim. Eğer Güzel Sanatlar da herhangi bir bölüm okumak istiyorsak arkadaşlar yine de üniversite sınavına giriyoruz bir. Aynen. Bir baraj puanını geçmemiz gerekiyor. Bu bahsedilen baraj puanı da üniversiteye bağlı olarak değişebiliyor. Örneğin mesela biz videoyu çekmeden önce Mimar Sinan hakkında falan konuşuyorduk. Öncesinde Mimar Sinan'da mesela normal barajı, 180 barajı geçme yeterliydi. Ama son yıllarda o da artık şu sınırı alan öğrenciden sonrasını alıyorum ve mülakata kabul ediyorum diyor. Yoksa o puanı almıyorsan mülakata da giremiyorsun arkadaşlar. Üniversiteleri araştırmak gerekiyor. Aynen. Orası var. Sınava girmemiz gerekiyor. Onu da bilmemiz lazım. Sonraki aşamada yani puanımız yeterli. Pek çok yere başvurabiliriz. Pek çok yerin sınavına girebiliriz diyorsak ki onu da açıklayalım. Üniversitelerin
ayrı ayrı tarihleri oluyor, ayrı ayrı mülakat zamanları oluyor. Yani girebilirsiniz. Tarihlerin aynı güne denk gelmemesi kaydıyla tabii ki her üniversiteye başvurabilirsiniz. Hani resim bölümüne girebilmek için ya da diğer güzel sanatlar alanlarına girebilmek için diyoruz. Devamında mülakatta ne demiştik? 500 kişi yaklaşık başvurmuş. Sizleri de 5 sınıfa mı ayırdılar? Yani 100 aynen kişi 100 kişi olarak hani mülakat aşamasında sınıfa ayırdılar. Aynen tek tek girmiyorsunuz yani. Yok hocam. Tek tek zaten vakit ve zaman yetişmez. Mesela bizim evet. ilk girdiğimiz... Çünkü bir 2 saat falan herhalde değil mi? Aynen hocam. 60 dakika süre şey. Veriyorlar. mesela ilk girdiğimde ben Afyon'a girdiğimde, ilk Afyon'a denediğimde orada mesela 2 güne ayrılmıştı hocam. Birinci gün 60 dakika desen verdiler. Sonra onu başka bir güne aktardılar. Öteki günde imgesel bildi gene 60 dakika. Mesela öyle yapan şeyler de var. Mesela Kütahya'da da tam şey oldu. Öğleden önce başka şeye girdik. Öğleden sonra farklı bir şey. Farklı. Yani aşama aşama değişiyor. Aynen. Yani ilk desen oluyor hocam. İlk ondan desen... sonra birinci oturum, ikinci oturum olarak geçiyor. İkincisi de İngiliz olarak geçti. Şimdi ne yapıyorlar? Yani sen şimdi sınıfa girdin, yani mülakata giriyorsun. Bir, kağıdını, kalemini, çizim kağıdını kendin mi getiriyorsun? Aynen öyle. Kalemi kendileri verdi hocam. Kalemesiyle de kendilerine vardı. Kimliğimiz falan istediler. Yani normal sınav prosedürleri geçerdi ama onun dışında aynen. Yani bazı hani mülakatlarda belki kağıdını kendileri getiriyor. Aynen. Ya da onlar da verebiliyor. Tamam. Birincisi bu. İkincisi girdin. Şimdi önüne bir obje koyup çizmeni mi istiyorlar? Yoksa önce bir hani soru cevap yapıyorlar mı? Çünkü bazı bölümlerde, bazı mülakatlarda bir genel kültür gibi genel bir şey de yapıyorlar. Mesela Marmara Üniversitesi bunu yapıyor. Mülakat yapıyor arkadaşlar. Marmara Üniversitesi'ye girmek isteyenler varsa. Genel kültürünüzü ölçüyor. Yani ne kadar biliyor, ne kadar. O da seviyenize, yani bilgi seviyenize bakmak içindir. Ama bizim bazı üniversitelerde gerek duymuyor. Mesela benim girdiğim birçok üniversitede gerek duyulmadı. Ben direkt desine girdim. Desende canlı bir model oturtuyorlar. O da çizimin anatomisine bakılıyor. Mesela size şöyle bir püf noktası vereyim. Çizimi daha çok çok koyu girmeyin. Çünkü yukarıdan bakılınca o çizim mesela yukarıdan bakılıyor böyle kağıtlara. Orada o zaman lekeleriniz çok fazla belli oluyor. Mesela ama çok da açık girmeyin çünkü kaybolabiliyor çizgileriniz. Böyle orta açık gri ve daha böyle koyu lekelere bakılıyor. Buna da kontrast mı deniyor? Aynen. Yani o üçüne çok dikkat edin. Dikkat etsinler. Aynen. Bir de sanırım şimdi benim eski senden önceki güzel sanatlara giren öğrencilerimden bir tanesini yaşadığı gerçi girdi ama şöyle bir eleştiride bulmuşlar, haklılar. Ortaya bir keman koymuşlar. O kemanı çizmesini istemişler. Bu da herhalde desen sınırı. Aynen desen sınırı. Şimdi, ama hepsinin bulunduğu konum farklı. Ben öyle bir noktadaydım ki hocam dedi yani tam dedi kemanın dedi uç kısmı falan gözüküyor yani dedi kutusu gözüküyor ama dedi ben dedi hani göremiyorum dedi ben bu kemanı nasıl çizeceğim diye düşündüm dedi. Hayalimden keman çizdim dedi. Hani tamam o kutu aynı kutu işte hani kemanın boyutu aynı falan ama yani gördüğüm açı o değil benim dedi. Sonra bana söylediler sen nerede oturuyordun diye. Buna da dikkat ediyorlar. Evet mesela. Yani hani o desen sınavında oturduğun konum o konumdan gözüken objenin işte artık gölgesi hani bir kısmı ona da dikkat ediyorlarmış galiba. Onu söyleyebilirim. Mesela daha çok öğrenciler size böyle püf noktası vereyim. Karşıdan oturmaya çalışın. Yani ne olursa olsun hep karşı taraf oturun. Çünkü hem daha kolay oluyor. Anatomisi daha böyle bozulmayabiliyor. Direkt karşıya oturunca yani daha böyle çaprazımsı falan oturmaya karşı. Direkt karşı olunca anatomisi direkt böyle dümdüz olduğu direkt için. Direkt gördüğün için. Dümdüz. Yanlış çıkabiliyor hocam. Mesela hep bize de genelde böyle oturmuşuzdur. Biz de çapraz oturmuşuz. Değil mi? O da önemli de. Hatta öyle bir aynen hocam. Böyle çapraz. Yani tam karşıdan görmeyin. Ama tabii bazı üniversiteye girişlerde buna dikkat eden hocalar oluyor. Yani tabii ona artı puan kazandırılıyor böyle şey. Tabii, daha böyle tabii. Düzgün anatomisi. Yani en önemli şey anatomi. Evet. Anatomisi şey yapılıyor. Mesela anatomisi bozuksa sen o kadar mükemmel girdin o işe ama yine kazanamayabiliyorsun, kazanamazsın.
Yani anatomi çok önemli. Anatomi dediğimiz şeyde oran orantı. Oran orantı. Yani çizdiğin kafadan gidiyor filan olması gerek. Çizdiğin objenin oran orantısı. İnsansa kafası, omzu, kolu, hani boyutları birbiriyle orantılı mı ona bakıyor. Nesne ise mesela bir bardak varsa, bir hani eğer şişe varsa bardak şişenin hangi kısmına geliyor örneğin. Yani oran orantıya bakıyorlar. Onlar hocam çok önemli. Okey, tamam. Şimdi ikinci aşamada desenden sonra İkinci aşamada İngilizce neye girmiştiniz? İngilizler denilen şey hayal gücü. Size girmeden önce hayal gücünüzü merak ediyorlar. Mesela benim girdiğimde daha çok böyle mesela elinde ütü yapan bir kadın. Evet. Bir de çocuk. Yani siz ona hayal edin demişlerdi. Genelde 35-50, 35-50 hatta biz yarısına yapmıştık. Yarısına canlı model, yarısına 35-50, yarısına da İngilizler yapmıştık. Yani genelde bu tarz oluyor. Daha çok dikkat edilmesi gereken de İngilizce'de böyle çok fazla figür çalışsınlar. Yani mesela otursunlar, eskiz yapsınlar. Mesela annesi 5 dakika yemek mi yapıyor? Hemen eskizini yapsınlar. Yani bize hep böyle öğretildi. Yani mesela şu an siz oturuyorsunuz hocam, hemen 5 dakika geri verin derlerdi. Çünkü insanlar kendi elini geliştirdikçe, yani bu yetenek sınavına gelen öğrenciler kendi yeteneğini böyle geliştirdikçe elini, eli zaten bir müddet sonra hemen hayalden çizebiliyor. Mesela benim böyle bir hızlıca çizdim yani. O konuda pek şey yapmadım. Onu hatırlıyorum. Beraber ders programı hazırladığımızda masamdaki baykuşları çizmişti. Hala duruyor. 2 dakikada çizdiğimde gerçekten öyle yapmıştı. 2 dakikada eskiz yaptı. Hem de tükenmez kalemle yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yani silme imkanın da yok öyle. Ama sende bir ayrıcalık, bir yetenek var. Yani. Hocam kendisi geliştirdiğinizde yetenekten çok insanın kendisini geliştirdiği, kendisini kendi seviyesinin üstüne çıkartabildiği bir süreç. Yani o zaman şunu da sorayım. Bu ayrı bir konu ama direkt kısa bir cevap verebilirsen. Yani resim eşittir, yatkınlık yetenektir diyebilir miyiz? Yoksa teknik alanda yetenekli olan biri kadar iyi bir çizim yapabilir mi? Bin kat daha iyi çizim yapabilir hocam. Mesela gerçekten şöyle diyebilirim. Bizim birinci sınıfta yani lisedeyken birle girdi hatta yani direkt wow, başarı süper dediğimiz ama son sınıfa geldiğinde aa ne oldu bunun çizimleri falan dediğimiz gerçekten ilk başta yetenek olup sonradan onu kaybettiğini oluyor. Evet. Aynen. Yani mesela önemli olan mesela şeyde mi girdiniz mesela sonradan mı girdiniz filan. Hiç üzülmeyin. Sonradan direkt zaten yükselebiliyorsunuz. Yani ben o zaten liseden geldi filan. Hiç bakmayın. Kendinize bağlı. Geliştirmeye aynen öyle. Tamam peki. O halde şimdi güzel sanatlar resim bölümünden mezun olduğumuzda öncelikle bunun ayrıca bir öğretmenlik bölümü de var, resim işi öğretmenliği. O yüzden biz bölümden konuşuyoruz. Bölümden çıktıktan sonra eğer formasyon alırsak resim öğretmenliği yapabiliyoruz. Akademisyen de olabiliriz. Sen üniversitede kalmak istiyorsun zaten. Bir şey geleyim mi? Eskiden formasyon gerekiyordu ama artık formasyon kalktı. Artık şu an yüksek lisan... Yüksek lisan. Aynen. Ne şey olarak formasyona gerek kalmadı diye biliyorum. Bu hatta Mart ayında ortaya çıktı. Yani daha yeni oldu. Geçen sene formasyon alan arkadaşım artık bir sene formasyona gerek duyulmuyor. Yani direkt geçiş yapma hakkımız geldi. Tabii bunun üzerinden değişiklikler olabilir mi bilmiyorum. Evet. O yüzden net bir şey söyleyemiyoruz. Aynen. Yani şu an için bölümler için hep geçerli şu anda şey, kalktı hocam. Şu an kalktı. Hani değişebilir. Bu sene isteyenler gene gidebilir. Evet, değişebilir arkadaşlar. Evet. Hani onu da aklınızda tutun. Aynen, çünkü sistemimiz hani değişiklik arz edebiliyor. O yüzden hani bölüm okuduysak belki bazen formasyona ihtiyacımız olabiliyor bunun aynen için. Sen zaten yüksek lisans istiyorsun, akademi kalmak istiyorsun ama diyelim ki öğretmenlik yapmak istemiyor kişi. Yüksek lisans da yapmak istemiyor. Resim bölümünden mezun oldu. Yani ressam unvanını aldı. Aynen. Ne yapabilir? Özel ve kamu kurumları var hocam bize özel. Direkt resim orada da çalışabilirler. Ya da resim seçmeni kurumlarında böyle resim anlatılabilirler. Daha sonra mesela müzelerde falan böyle müze çok seviyorlarsa müzelerdeki o tarih eserleri çizmeleri için müze ihtiyaç duyuluyor. Yani bu alanlarda da kendilerini geliştirebilirler. Robot çizimleri var. Aynen. Ondan konuşmuştuk.
Yani hani suçlularla ilgili eşkal belirleme durumlarıyla alakalı robot çizimlerinde tamamen size ihtiyacımız var. Onlar için giriş yapabilirler, onlara bakabilirler. Atölye açabilirler. Ya atölye açıp hocam kendini öğrencileri yetiştirerek bizleri yani belli bir seviyeye getirerek üniversiteye de şey yapabilir, öğrenci kazandırabilirler. Evet yani bu tarz girişimlerde de bulunabilirler. Yurt dışıyla bağlantıya da geçebilirler aynı zamanda. Aynen. Mesela o her üniversitede oluyor hocam. İstediğiniz bir şeyde de oluyor. Mesela Erasmus var. Onu bizim çok giden olan öğrencilerimiz oldu. Erasmus'ta mesela İtalya'da da okuyabilirsiniz. Yani illa Türkiye'de kalmak şeyiniz yok. Orada mesela okudunuz, devam ettirebiliyorsunuz. Akademik yine bir süreç oluyor. Yani öyle Erasmus'ta yapabilirsiniz. Onu düşünebilirsiniz. Aynen. O gerçi o bir süreç. Hani üniversitedeyken ama orada kalıp hocalarla sonrasında kalabilirsin belki. Öyle yani bir hani kendine hedef belirleyebilirsin diyorsun. Eklemek istediklerin var mı? Bu bölümü okumak isteyen, şu an güzel sanatlar için, çizim yeteneği için hazırlanan öğrencilere söylemek istediğin bir şey var mı? İlk önce hedef belirlesinler. Hangi üniversiteye girmek istiyorlarsa, demin hocamız da dediği gibi taban puan çok önemli. Taban puanı yükseltmek için de ilk önce bir hedef belirleyin. Mesela ben hep Kütahya'yı istiyordum. Evet. Kısmetimde daha oldu. Yani ben mesela oradaki hocalarımı çok beğeniyorum. Uluslararası da bir şeyi var Kütahya'nın. Bağlantı da var. Aynen. O yüzden benim için gayet iyi oldu. Akademik başarılarımı da hocalarım sayesinde geliştirmeyi düşünüyorum. Ama mesela siz de öyle yapın. Bir tane üniversite belirleyin. Ondan sonra mesela Ceren hocam program falan paylaşıyor diye biliyorum. Evet. Mesela onu takip ettim. Teşekkür ederim. Plan oradan siz gene paylaşırsınız hocam. Ondan sonra da sürekli çizim yapın. Yani her dakika çizim yapmanızı tavsiye ederim. Öneririm. Daha sonra da zaten her şey istediğiniz gibi olur. Ama en önemlisi taban puanınızı ne kadar yüksekte tutarsanız gerçekten de işe yarıyor. Evet, çünkü son olarak da şunu ekleyelim. Yani çünkü bölüm %30 normal puanınızı, başarı sıralamanızla beraber gelen puanınızı %60 oranında da mülakatınızı alıyor arkadaşlar. Yani girmiş olduğunuz sınav önemsiz gibi düşünmeyin. Mülakatınız da tabii ki çok önemli ama girmiş olduğunuz çizim sınavı %60'sa diğerinden %30 oranında bir durum söz konusu oluyor. Sizi yükseltecek yani. Bir de istediğiniz bir üniversite belki de belli bir başarı puanı belirleyecek. Dolayısıyla da o puanın altındakiler başvuramayacak. Onu düşünerek yine de sınava da çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Bizim dönemde mimar sınavı 255 ile aldı. 225. Evet. Yani bir üstü. Yani siz en düşük 250'ye yükselin. Çünkü istediğiniz yani aynen öyle. Artı %20 ya da %30 size avantaj sağlar. O da çok iyi bir başarı demek. Evet. Yani sizin önünüzdeki insanı geçebilirsiniz bu sayede. Eleyebiliriz. Aynen. Diyoruz. Mesela şeyle de ilgili size küçük ufak şeyler vereyim. Mesela hocam resimlerimizi genellikle çok bu tarafa yönlendirin. Aynen öyle. Bu tarafı da çok gitmeyin. Genelde ortaya yapın. Mesela bu karşı, bu canlı bir modeldi. Bu tam karşıda duruyordu böyle. Yani hep böyle bir ortalama ortalamamız yani, gerekiyor. Evet. Yani kağıtta çizimi yaparken çizim sol taraf ya da sağ tarafa mı yatık yoksa ortada mı onlu, ona dikkat etsinler. Aynen. Boşluk, bıraktığınız boşluğa da sınav esnasında dikkat etmeniz gerekiyor galiba. Aynen, onu söylüyoruz. Mesela evet. Kafanızı küçük olup ayağına orantını dikkat edin. Genelde böyle mesela kafayla ayak hep eşit olur. Ona dikkat edin. Hatta şurada da var. Evet. Yani şurada anatomi var. Yani bu da ayrı bir anatomi. Baksana. Evet. Bu da çok güzel olmuş ama. Gerçekten. Mesela şöyle burada da işte. Genelde yüz portreye çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü canlı modelde 2 dakika çizeceğiniz şey mesela 2 dakikada çizersin eğer yüzdeki orantıyı bilirsin. Mesela ama sık sık yaparsan, sık sık çizersen, ben çalışırsan de sıkıntı yaşamayacaksın bir süre sonra. Doğru söylüyorsun, evet. Bir müddet sonra böyle bir yükseliyor artık. Yani biraz daha oturmuş oluyorsunuz.
Yani artık şey yapmanıza gerek kalmıyor. Sürekli çizmiyordum. Hocam benim çizimden ne kadar süre doktor? Benim birazcık teknik çalışmam lazım. Hiçbir şey değil ben çizdim. Yok hocam, sizinle çok güzel. Teşekkür ederim. Hocanın bu arada çizimleri çok güzel. Ben çok beğendim. Kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz. Yani tam böyle sizden de ressam olurmuş hocam. Birazcık çabukayım bari ben de. O zaman çok teşekkür aynen ederim. Emeğine sağlık. Arkadaşlar, çizimle ilgili bilgi almak, mülakatla ilgili bilgi almak istiyorsanız, sorularınız varsa Fatma'ya da ulaşabilirsiniz. Ben açıklama kısmına Fatma'nın YouTube sayfasını da paylaşacağım. Oradan çizimlerini takip edebilirsiniz. Aynen öyle. Beni bir seviyeye getirirsen ben de YouTube'da böyle teker teker bu anatomiyi filan size tekrar teker teker anlatmayı düşünüyorum. Ha, çok güzel. Oradan aynen da ilerleyen zamanda bilgi alabilirsiniz aynen böylece. Aynen öyle. Tamam. Çok istediğiniz yoruma yazarsınız. Oradan da açıklama yaparız. Tamam. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın.